Bağ kurulmuş barınak. Yani sadece bir konut değil artık. Bağ kurduğunuz yer. Hangi siteyle bağ kurdunuz siz? <laughs> Bugün bu siteyi deyim, yarın öbür sitedeyim. Pek de bağ kurmuyorum. Ama burası benim geliştiğim, büyüdüğüm, doğduğum yerse... ...bir kulübe bile olsa o nedir benim için? Ev. Ee... Nasıl bir ev ama? Ana evi. Ana evi? Ee, Baba evi. Ee, harf alabilir miyim? Kuşlar gibi... Yuva. Evet, <laughs> Biraz daha hızlı olmam evet. lazım. Süre konusunda evet. azıcık cimri olursak Evet, biraz daha hızlı Daha rahat ilerleyebiliriz. Evet. Buyurun geliyor yeni sorunuz. Beş harfli bir cevap arıyorsunuz. Yok ki efendim, bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgidir. Bir cismi iki eşit parçaya bölen tam ortasından geçen çizgi. Bir... Doğru. Doğru değildir işte o. Yani o çizginin nesidir? Tam ortasında. Hadi bir. Ayrım. Hayır. Hadi bir artık. Buyurun. Tam dairenin Eksem. bravo <laughs> ekseninden. <laughs> Hakayret. Hakayret. 2 dakika Hızlanmak 33 saniye evet. var hızlandınız bile zaten. Evet. Biraz daha fazlası lazım bize sadece. Alıştınız hakikaten. Bak bununla birlikte de 5 harfi cevapları bitiriyoruz ve bu soru bu cevap sizi 4 taneli puanlara yükselten cevap olacak. Görelim. Aynı yerde bulunan topluluk. Halk. Diyelim ki siz onlara hitap ediyorsunuz. Nasıl hitap edeceksiniz? Ey topluluk! Duyduk duymadık demeyin. Ey! Yerli halk. Alın bir harf. Evet harf olabilir. Aldık bir harf. Sesli harfle başlıyorum. Ahali. Durdurduk mu? Durdurduk. <laughs> Ve dediğimiz oldu artık 1300 puandasınız efendim. Biraz sürede eksiğimiz var. 6 harfli cevaplarda belki onu tamamlarız. Evet, çok mu eksik? Yani kaç saniye hemen hemen eksin var? Şimdi onu çok kafamıza takmayalım olur tamam, mu? Tamam. Daha çok başındayız yarışmanın. Tamam. Daha 6 harfli cevaplara bile yeni geçtik. Tamam. Soracağım 10 tane soru var size. Şu kadarını bilin. 9300 puana çıkabilecek durumdayız. Hadi inşallah. Çok güzel noktaları getirebilirsiniz bunu yani. Biçki dikiş ne bileyim öyle uğraştığınız hiç oldu mu? Ee, annem e, çok öyle iyi mi? yapar. Az çok e, kulak ağaçlarından var. inşallah duyduğum bir şeydir. İşte oralarda kullanılan bir alet. Bir gereç. Tamam. Nasıl bir şeymiş? Tamam. Okuyalım. Bir bakayım. Bu o değil. Özür dilerim. Şaka tamam. yollu olarak eski otomobil anlamında da kullanılan Hazreti Ali'nin binek hayvanının adı. Ee, hurdan, eski anlatıyorum. Hmm. Külüstür. Ama binek hayvanının adı. Kimileri at diyor, Eşek. kimi kaynaklar, kimileri katır diyor. İsmiymiş onun. Eşek. E bir de mesela bir çok ünlü bir çizgi roman karakterinin atının da ismidir aynı zamanda bu. Konuşan bir at. Harf alabilir miyim? Buyurun. Eskiden şaka yollu olarak eski otomobiller içinde kullanılırmış bu kelime. Nereden buldun bu? Külüstür değil. Külüstür değil. Ee, bir tane daha alabilir miyim? Bir tane daha Lütfen aldık. Biliyor. Binek hayvanın adı. Hazreti Ali'nin binek hayvanın adı. Aynı zamanda o çizgi roman, çizgi film kovboyunun da atının adı. Konuşan at. Rintintinin kankisi. Daha ne <laughs> diyeyim? Duymadım. Alın bir harf daha. Evet bir tane daha alın. Buyurun bir tane daha. İki tane ü var bir de d geldi. At ya yahu. Bildiğim bir şey değil galiba. Bence kesinlikle bildiğim bir, şey. Bir tane daha şey. Buyurun heceler de birbirini tekrar ediyor. Bakın düdü. Dü. Dük dük. Dük, ee, dük diye at dün, yok. Dün dün. dün diye düt, de yok. Dük dük. diye at olmaz. <laughs> dür dür. Dür dür de değil. Ha gayret ama. Dük dük. Düş düş. Düş dür. ya Red Kit'in atı? Yok mu? Dü dü. tü Dü dü. Eee. Dürdür. Dür, dür, dür dürü söylediniz. Düt, düt. Düt, dütü de söylediniz. Dük, dük. Ee. Düş, düş. Dürdür. Değil. Değil. Devam edeyim mi? Aynı harfli Ed, edin, ikisi. Edin de ortalara gelin. Dürdür Dük, dük. Düş, düz. Ortalara düt. gelin. G ile dük, dük. Dük, dük değil. Devam. Dül, dül. Dül, dül. Aa!